Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir video ile tekrar huzurlarınızdayım. Yine Wolfgang von Goethe'nin aforizmalarına 123. aforizma ile devam ediyoruz. Her insan kendini ayrıcalıklı hisseder. Bu duyguyla şunlar çelişir. 1. Doğal gereksinim, 2. Toplum. 1. İnsan ondan kaçamaz, yolundan çekilemez, ondan bir şey elde edemez. Sadece perhizle ona itaat edebilir ve ondan önce davranmaktan kaçınır. 2. İnsan ondan kaçamaz, yolundan çekilemez, ondan bir şey elde edebilir. Kendi ayrıcalıklı hissinden ödün verdiği takdirde toplumun avantajlarından ortaklaşa yararlanabilir. 124. aforizma. Toplum içerisinde herkes eşittir. Hiçbir toplum eşitlik kavramı dışında bir kavramın üzerine kurulu olamaz. Ancak özgürlük kavramı için bu geçerli değildir. Eşitliği toplum içinde bulmaya çalışırım. Özgürlüğü ise hem de ahlaklı olanını yani tabii oluşumu kendim getiririm. 125. Yani içerisine katıldığım toplum bana şöyle demeli. Sen her birimizle eşitsin ancak sadece şunu ekleyebilir. Özgür olmanı dileriz. Yani dileriz ki kendi kanaatince özgür iradenle ayrıcalıklarına yönelesin. 126. Bütün hünerimiz var olabilmek adını varlığımızdan geçmekte yatıyor. 127. Toplumun en üst hedefi ayrıcalıkların neticesini herkese garantilemektir. Her bir akıllı zaten neticeye fazlasıyla kurban vermektedir. Hele ki toplum bu netice sebebiyle şu anki uzuvların ayrıcalıkları helak olmak üzeredir. 128. Büyük hak sadece kendi özelinde değil, çünkü bunu herkes bilir. Umumiyet içerisinde de hoşgörülü ve akıllı olmaktır. 129. Böylesine inatçı, çelişkilidir insan. Avantajı için zorluğa gelemez. Zararı uğruna her türlü zorbalığı çeker. 130. Şakayla karışık insan tamimiyle hatalardan oluşturulmuş denilebilir. Bunlardan bazıları topluma yararlı, bazıları zararlı, bazıları işe yarar, bazısı da işe yaramaz bulunabilir. İlk saydıklarımın hakkında iyi konuşulur, onlara erdemler denir. İkincisi hakkında kötü konuşulur, onlara hata denir. 131. Dünyaya ilahi bir söz gibi adım atan her büyük fikir, tıkanık müşkülpesent halk için bir bela olur. Çok ama hafif eğitimli birine ise ukalalık verir. 132. aforizma. Dünyaya ilahi bir söz gibi adım atan her büyük fikir zorbalık gibi gelir. Bu nedenle beraberinde getirdiği avantajlar kısa zamanda dezavantaja dönüşür. Eğer başlangıç noktasını hatırlatırsanız ve her şeyin başlarda hangi nedenle yapıldığını göz önüne serebilirseniz her kurumu savunabilir ve övebiliriz. 133. Fikirde yaşamak imkansızla mümkünmüş gibi uğraşmak demektir. Kişilikle de durum benzerdir. Her ikisi karşılaşırsa o zaman dünyanın kendini yüzyıllarca şaşırmaktan alıkoyamayacağı vakalar gerçekleşir. 134. Tamamen fikirde yaşayan Napolyon bunun bilincinde değildi. Fikirsel olanı reddetmesine ve gerçekliğini yalanlamasına karşın diğer taraftan fikri gerçekleştirmeye çalışmıştır. Berrak, kandırılamaz zihni böylesine içsel bir çelişkiyi kaldıramamış ve bunu zorla da olsa kendince öz ve asil bir biçimde dile getiriyor olması önemlidir. 135. O fikri ruhani bir varlık olarak görür. Bir gerçekliği yoktur. Ancak uçtuğunda geriye gerçekliği yalanlanamaz bir residuum bırakır. Ölü bir kap. Bu bize göre yeterince sabit ve cismani olsa da yaşamının durdurulamaz sonuçları ve hareketleriyle inanç ve güvenle halkını eğlendirse de kendisi bunu farklı izah etmektedir. O an hayatiyet ortaya koyduğunu ve verimli bir fikrin sonsuza dek hüküm süreceğini iyi itiraf etmektedir. Dünyanın gidişatına yeni bir ivme, yeni bir yön çizdiğini kabul etmek hoşuna gider. Hemen ek notlara bakıyoruz. Residuum. Ölü bir kap, kabuk. 136. Hiçbir şey çoğunluk kadar tiksindirici değildir. Çünkü o çok az güçlü seleflerden oluşmaktadır. Defolu malların satışına izin veren muziplerden, asimile olan güçsüzlerden ve ne istediğiyle ilgili en ufak bir fikre sahip olmayan para peşinde paytaklayan bir kitledir. Evet sevgili seyircilerim, 136. aforizmaya kadar Goethe'nin aforizmalarını irdelemiş olduk. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya dek esen kalın, kanalıma abone olmayı unutmayın.